Yeni bir etiket yapalım. İnşallah hocam. Genellikle dünyada kavga olduğu için sevgi, barış, kardeşlik diyelim. Evet. İnşallah. Sevgi, barış, kardeşlik. İngilizce'de etiket yapalım. İnşallah. İnşallah. Çünkü insana kavgaya çok hazırlar. Ne gerek ya? Hükümet mesela Tayyip Hocam gayet güzel hizmet ediyor. Kaç yıldan beri Türkiye gayet zengin. Çok büyük tesisler var şununla. Diyorlar hırsızlar var. Yakasına yapış. Polisin var, askerin var. Hani adliyen var. İmkanın var. Allah'a çok şükür cayır cayır da işliyor. Ama suç işlemeyen bir adama da sen suç işle dersen bu da çok iğrenç bir şey olur. Çok çirkin olur. Onun için bütün mesele titizlikle yargının görevini yerine getirmesi ve süratle yerine getirip mazlumla hırsızı ayırmaz. Hırsız da varsa pişman olsun, tövbe etsin, kendini düzelsin. O da mahvolsun istemeyiz. Ona da lanet etmeyiz. Değil mi? Suçu cezası neyse çeker. İyi bir insan olması için, onun düzelmesi için gayret ederiz. Evet. Sevgi, barış, kardeşlik etiketimiz hocam. Love, peace, brotherhood da İngilizcesi. Şimdi onu da yazacaklar inşallah. Evet. Evet. Çünkü sevgi insanlar bilmiyor. İlla ki birbirini ezmek. Oo, hayda işte cemaat. Hadi bakalım cemaate hücum. Hükümet. Hadi bakalım hükümete hücum. Hadi bakalım Tayyip hocamıza hücum. Bu nedir bu ya? Tayyip Hocam bütün ömrünü İslam'a, Kur'an'a hasretmiş bir insan. Çevresindeki insanlarda hata yapanlar olabilir. Yani varsa hatası, cidden hatası varsa hukuk ortada. Kanun ortada. Hukuk çalışır, gereği olur. AK Parti yoluna devam eder. Bir misyon var ortada. Yani AK Parti 3 kişi dışından oluşmuyor ki. Değil mi? Milyonları temsil eden bir zihniyet. Dolayısıyla gereksiz böyle şamatayla, şengülle hukuka, kanuna müdahale etmeye gerek yok.